Ülke düşünün, korona sebebiyle okulları, lokantaları, kahvehaneleri, pastaneleri, futbol, basketbol tribünleri kapalı ama parti kongreleri açık. Hem nasıl açık? İnsanlar sırt sırta, yan yana, el ele durumunda. Üstelik bu kongre bir kereye mahsus değil. Bu oralar neredeyse her gün aynı manzara var en tuhafı bu insanlara Cumhurbaşkanı'nın sarayından hitap ediyor olması. Tamam Tayyip Erdoğan için virüsü kapma riski yok söyledim. O sarayından konuşuyor. Peki ya kongreye katılanlar? Söyleyin değerli seyircilerim bu tablo nasıl tanımlanmalı? Öyle ya Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu virüs sebebiyle 65 yaş üstü ve 20 yaş altını evlerine hapsederken vedası herkese mecbur olmadıkça sokağa çıkmayın çağrılarını yaparken AKP kongrelerinin yapılması akıl alacak şey midir? Siyasi Partiler Yasası da ortadadır. Bu kongreler pekala ileri bir tarihe ertelenebiliyor. Bu imkana rağmen kongrede ısrar ediliyor. Sormak istiyorum Sayın Tayyip Erdoğan'ın nedir bu acelesi? İlaveten yahu bu AKP iktidarı değil midir? Çok değil iki ay önce korona var diyerek baroların kongrelerini iptal eden. Yine bu AKP iktidarı değil midir? CHP İstanbul İl Başkanı öyle vakti lokantada ilçe başkanları ile mesafeli olarak toplandı diye cezalar kesen. Öyleyken aynı iktidar ve onun başı kendi partileri için kitlesel kongreleri yapabiliyor. Devlet adabı, devlet adamlığı, akıl, mantık, vicdan, hukuk ve adalet nerededir siz söyleyin. Evet, burada asıl sorulması gereken soru Tayyip Erdoğan'ın neden bu kadar acele davrandığıdır. Öyle ya seçim normalde 2023'te değil midir? Öyleyse paniği çağrıştıran bu toplantılar niçin? Hadise şudur sevgili seyircilerim. Tayyip Erdoğan parti örgütü ile tabanını diri ve alarım halinde tutmak istiyor. Bu şekilde hem partiden kopuşları engelliyor hem de mecbur kalındığında gidilecek olan baskın bir seçime hazırlanılmış olunuyor. Baskın bir seçim ihtimali var mıdır diye sorarsanız Tayyip Erdoğan'ın yönettiği bir ülkede ihtimaldir. Zira artık her şey onun iktidarını yani koltuğunu korumasına endekslenmiştir. Seçim olayı Tayyip Erdoğan için son seçenek ya da son kurtuluştur. Söylemek istediğim şudur, onu biraz daha açayım. Eğer Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Tayyip Erdoğan'ın kalemini beklemek sizin hemen kırarsa Tayyip Erdoğan son çare diyerek baskın seçim diyebilir. Gidilecek seçimde ise Tayyip Erdoğan ipi tekrar göğüslerse Joe Biden ile Batı kamuoyuna dönüp Bakın seçim sonuçları ortada. Halkım beni istiyor. Gelin beraber çalışmaya devam edelim diyecektir ki sandık sonuçlarına saygılı Joe Biden ve diğerlerinin Erdoğan'a mecburen yeniden süre tanıyacağı ve şans vereceği ortadadır. Evet baskın bir seçim bize göre ancak böyle bir durumda gündeme gelebilir. Buna ilaveten sokağın türlü gerekçelerle patlaması halinde erken seçim yine söz konusu olabilir. Malum Tayyip Erdoğan'ın hem içeride hem dışarıda tek kozu seçim sonuçları. Yani Türk halkının tercihidir. Dolayısıyla Joe Biden veya sokak tehdidinde nihayetinde buna müracaat edecek ve şeklen olsa da meşruiyetini yenilemeye çalışacaktır. Şu gün itibariyle bu iki tehdidin varlığı da vakadır ki Erdoğan özellikle sokak hareketleri noktasında endişelidir ve dün bunu bir kere daha ortaya koydu. Yani yeni gezilere geçit yok dedi. Evet, Boğaziçi Üniversiteli öğrencilerin masum protestosunu bile geziye davetiye gibi görüyor ki bunun açıklaması sokağın Tayyip Erdoğan için artık kabus olarak görülmesidir. Bu arada şu tespiti de yapayım. Eğer sokaklar dalgalanırsa gezi protestolarında olanların çok çok ötelerinde şeyler olacaktır. Mesela bütün dünya kamuoyu bunu Tayyip Erdoğan rejimine karşı baş kaldırı ya da halk isyanı denilecektir. Hadise öyle sunulacaktır. Bu durumda da Türkiye'deki bütün dengeler alt üst olacak ve kaos uç verecektir. Değerli seyircilerin bir başka boyu. Tayyip Erdoğan Boğaziçi protestolarını anarşi ve terör gibi sunarak kendi tabanını konsolide ediyor ve sıcak olan ekonomik çöküşü örtmeye çalışıyor. Bu da önemli, bunun da altını çizmek gerekiyor. Peki gidilmesi ihtimal dahilinde olan baskın bir seçimde Tayyip Erdoğan'ın şansı ne mi olur diye sorarsanız, ben var olan yıkım tablosunda zerre bir şansının olabileceğini asla ihtimal vermiyorum. Nitekim Tayyip Erdoğan'ın son yaptıkları, arayışları, manipülasyonları ve siyasi mühendislik çabaları da bunun net işaretleridir. Hep söylüyorum. Bu ülkede halkın nabzını en iyi tutan isim Tayyip Erdoğan'dır. Zira her hafta abartmıyorum, ayrıntılı 3 kamuoyu araştırması yaptırıyor. Dolayısıyla Erdoğan'ın paniği çağrıştıran son halleri aslında zorda olduğunun net resmidir. Ama buna rağmen algı yönetiminde çok başarılı olan ve bütün algı araçlarını elinde tutan Erdoğan'ın seçimi kaybetmemek için her şeyi ama her şeyi yapacağı da tartışmasızdır. Teşbihte hata olmasın. İslam tarihinde Sıffin Savaşı benzeri metotlar yapılacak seçimde söz konusu olabilecektir ki hatırlayın o seçimde Kur'an-ı Kerim'in sayfaları mızrakların ucuna geçirilmişti. Buradan hareketle ironik olarak Kur'an ayetli oy pusulaları diye adlandıracağım bir seçim pekala söz konusu olabilecektir. İşte Boğaziçi Üniversitesi bahçesinde kimin serdiği hala belli olmayan Kabe örtüsü üzerinden yapılan istismardan İzmir'de minareden Çavbella okunmasına kadar sıcak örnekler ortadadır. Kıymet hükümlerinin iktidar olmak ve de iktidarda kalma adına kullanılmasında Tayyip Erdoğan Muaviye bin Ebu Süfyan'dan çok daha iyidir ki Muaviye söyledim. Sıffin savaşında Kur'an ayetlerini mızrağa geçirip Hazreti Ali ordusunun zaferini engellemişti. Yine sıcak bir örnek değerli seyircilerim, AKP iktidarı, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin sel, afet ve depremlerde halka yardım yapmasını bile yasakladı ki bunun izahı bu belediyelerin halkın gönlünde yer bulmaması içindir. Evet evet. Önceliği halk yararı değil de koltuk olanların seçimde neleri yapabileceği sır değildir ki bu örnekler onun göstergesidir. Düşünün sarayın kayyum misali atadığı Boğaziçi Üniversitesi rektörünü istemeyen öğrenciler bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından topyekün olarak terörist ilan edilebiliyor ki hatırlayın dün terörist manav ile bakkaldı bugün öğrencilerdir. Yarın iktidarın kim işine geliyorsa o terörist ilan edilecektir. Maalesef Türkiye'nin bugünkü hali pür melali aynen böyledir.